Oyuncu Bekir Aksoy'un tiyatrocu eşi Nazife Aksoy. 2 yıllık hukuk mücadelesinde istediği sonucu aldı değerli izleyenler. Provada cinsel tacizle suçladığı rol arkadaşının hapis cezası onandı. Ben susmadım, kapı kapı dolaşıp adalet aradım diyen genç kadın, bakın kimlere hangi mesajı yolladı. Niye koyuyorsunuz ayağımı? Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyum. 2 yıllık dava maratonu nihayet sonlandı. Sahnedeki mide bulandıran skandalın ardından tacizcinin 2,5 yıllık hapis cezası onandı. Hukuki süreç devam ederken bu kişi bu tiyatro içerisinde çalışmaya da maaş almaya da devam etti. 2021'deki ilk karar açıklandığında o zaman çalışmaları durduruldu. 3,5 yıl önceydi. Oyuncu Bekir Aksoy'un tiyatrocu eşi Nazife Aksoy, rol arkadaşı Uğur Arda Aydın'la şehir tiyatrolarında provadaydı. Zorla başımı tutarak dudağımın kenarından öpme eyleminde bulundu. İlk şoku atlatıp yaşadıklarını kurumuna anlattı. Kapı kapı gezip şikayetimi bildirdim. Fakat şikayetimin işlemek olmadığını sonradan fark ettim. Nazife Aksoy taciz edildiğine dair şikayetinin işleme alınmadığını öğrenince hukuki yollara başvurdu. Ancak bu yıpratıcı süreç devam ederken ne yazık ki tacizci o oyuncu şehir tiyatrolarındaki görevine devam etti. Sadece tarafsızlık istedik, bu kadar. Çünkü yaşanılan olay zaten hem oyuncu olarak hem kadın olarak korkunç bir olay. Tacizci kadar taraf tutmakla suçladığı kurum yöneticilerine de öfkeliydi. Şu anki mesela genel sanat yönetmeni kadın, şikayetimi işleme koyması gereken kişiydi. Ve 4 tane farklı çelişkilerle dolu ifadeler verebildi. Ve tamamen taraf tuttuğu ortadaydı. Ve bu kişi şu anda genel sanat yönetmeni. Genç oyuncu taciz mağdurlarına susmayın mesajı yolladı. Her konuda, her durumda hakkımızı aramamız gerekiyor.